Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün sizlerle kripto paraları ve piyasaları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ilk başta temel verilerle başlayacağız. Ardından teknik analize geçeceğiz ve videoyu bitireceğiz. İlk başta Kim Jong-jun'un verisiyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Kim Jong-jun şundan bahsetti. Borsalara, tüm borsalardan bahsediyor. Yani belli bir borsaya söylemiyor. Tüm borsalara stabil coin aktarılıyor. Ve bunun iki sebebi olabilir diyor. Birinci sebebi insanlar ya kripto para alıyordur diyor. Ya da ikinci sebep olarak da çok büyük bir düşüş gelecek olabilir diyor. Bunu da şuna bağlıyor. Büyük bir düşüş gelirse borsalar Bitcoin, hani stabil coin alır ki diğer insanların Bitcoin'lerini alabilsin diyor. Ya da kripto paralarını alabilsin diyor. Böyle bir sebebi olabilir diyor. İki tane sebep öneriyor. Ve sonuna da eklemiş inşallah birinci coin olur gibi yani öyle istiyorum demiş, birincisinin olmasını istiyorum demiş. Bakacağız arkadaşlar, bu da ama belirleyici bir veri olacaktır diye düşünüyorum. Genellikle stabil coinlerin borsaya girmesi olumlu olarak algılanır, bunu da söyleyeyim. Glassnode'un verisi vardı. Glassnode'da günlük on-chain analiz veriyor ve şunu söyledi Glassnode'da, giren ve çıkan kripto para birimleri aynı dedi. Yani giren ve çıkan Bitcoin, giren ve çıkan Ethereum, giren ve çıkan Tether birbirine çok yakın dedi. Hafif farklarla çıkışlar hala devam ediyor. Ama bakarsak arkadaşlar çok birbirine yakın rakamlar. Yani bunu da söylememiz gerekiyor. Bu sebepten aslında belirleyici bir şey olmuyor. Will Clemente'nin de bir paylaşımı oldu. Will Clemente de şundan bahsetti. 50 bin dolar için önümüzde çok bir şey kalmadı dedi. Çok bir engel yok dedi. 50 bin dolara gelebiliriz dedi. Ancak ben böyle düşünmüyorum arkadaşlar. Bunun şimdi sebebine geleceğiz. Sebebi şu arkadaşlar. Bakarsak Bitcoin'in özellikle buralarda çok korele olduğunu görebiliriz. Yani fiyat yükselemiyor. Bakın en son bunu şuralarda yaşamıştık arkadaşlar hatırladıysanız. Şu 29... 20... Evet, Mayıs'ın 1 ile 12'si arası diyelim. Bakarsak buralarda da arkadaşlar fiyat çıkamamış. Yani zorlanıyordu. Fiyatın zorlandığını ciddi anlamda görebiliyorduk. Şu anda da aynısı oluyor. Bakarsak fiyat zorlanıyor. Fiyatta çok ciddi bir zorlanma görüyoruz. Şu çizdiğimiz yeşil alanın yani güçlü direnç hattının üstüne çıkamıyoruz. Burası elbette kötü. Bu elbette kötü bir şey. Logaritmik desteğin aslında üstündeyiz. Bu da güzel bir şey. Böyle de güzel bir veri var ama... Bitcoin eğer bu kadar yan gidecekse bunda aşağı yönde bir hareket görebiliriz. Bakın yukarılarda yan gitmesi Bitcoin'in tehlikelidir, onu söyleyeyim. Ha, şu da olabilir. Eğer üstümüzdeki şu gördüğünüz 49 bin dolar bandının üstüne güçlü bir mumla çıkabilirsek de çok devasa güçlü bir yükseliş görürüz. Bir anda kendimizi 53 bin hedefinde bulabiliriz. Şu an 48.400'lerdeyiz. Bunu da söylememiz gerekiyor. Böyle bir şey de var. Ama bakarsak şu an yani hala şu yeşil alanın, yeşil bandın içerisinde olduğumuzu görebiliriz. Buradaki verimiz buydu. Burada Fibonacci hız dirençlerine bir bakmak istiyorum ve GAN analizine. Bunlar genellikle daha belirleyici oluyor böyle şeylerde. Bunlara baktığımız zaman arkadaşlar yine aynı şey gösteriliyor. Yani Fibonacci hız direncinde şurasının önemli bir direnç olduğunu ve bu direnç aşılmayacaksa aslında yukarı yönlü hareketlerin zor olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunu söylememiz gerekiyor. Bakarsak şöyle, yani şu direnci aşamıyoruz. Bunu belirtmemiz gerekiyor. Bu direnci aşarsak zaten Fibonacci hız direnci de hızlı şekilde 52 bin dolarlara gidebileceğimizi bizlere söylüyor. Ancak üstümüzde Fibonacci hız direncinde 49.700 noktasının önemli bir direnç olduğunu aslında söylememiz gerekiyor. Böyle bir sorun var önümüzde. Ancak başlıkta da gördüğünüz şekilde olumlu paylaşımlar yapıyorum. Bunun sebebi şu. Benim Bitcoin'de yükselişi olan inancım yitirilmedi. Onu söylemek istiyorum. Ben 786 noktasından evet bir düşüş bekliyorum. Ancak bakın tekrar ediyorum. 786 noktasından yani orası da bakarsak arkadaşlar şöyle 53.250 dolara denk geliyor. Yani 53.250 dolara gelmeden ben bir düşüş olacağını zannetmiyorum ki. Bakarsak şuradan Fibonacci çekelim mesela. Şöyle en alt bölgeye Fibonacci çekelim. Bakarsak oranın aslında bir golden pocket bölgesi olduğunu görebiliriz. Yani 52 bin 51 bin dolar çevresinin de aslında güçlü bir direnç olduğunu görebiliriz ama hani buranın altında bir şey yok. Yani şu an düşmemiz için 48 bin 49 bin dolardan düşmemiz için bir sebep yok ortalıkta. Böyle bir şey var. Bu sebepten arkadaşlar ben 53.250 dolar tahminimi devam ettiriyorum. 53.250 dolara geleceğimizi düşünüyorum ve oradan %17'lik devasa bir düşüşle ya da %28'lik devasa bir düşüşle karşılaşacağımızı da söylüyorum. Bunlar benim şahsi düşüncelerim. Ben böyle düşüncelere sahibim. Ancak şu anlık yükseliş düşünüyorum, onu söyleyeyim. Yani buradan 53.000 dolara geleceğimizi de düşünüyorum ve bunu her videomda söylüyorum zaten arkadaşlar. Burada da hala değişen bir fikrim yok. Yani bakarsak zaten 786 çok güçlü direnç ve destek bölgesidir. Önemli bir bölgedir yani Fibonacci için. Bu sebepten aslında 786 yani 53.000 dolara işaret ediyoruz. 53.000 dolara da Bitcoin'in ben geleceğini düşünüyorum. Şu anda da hala Telegram grubumda olanlar bilir ki Telegram grubu da Eylül'de açılacak arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Çok girmek isteyen arkadaş vardı. Yoğunluktan dolayı alımları iptal etmiştik. Ama şöyle bir şey var.
Telegram'dan yapacağız ve Telegram grubunda olanlar bilir. Yani deli gibi coin topluyoruz. Mesela geçen gün Oydio yine aldık. Yani yavaş yavaş sepet şeklinde coin aldırmaya devam ediyoruz. Daha doğrusu aldırmaya devam ediyoruz demeyin. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Çünkü coin alıyoruz diyelim. Bunu dün 2.80'den falan girdik diye hatırlıyorum. Yanlışım olabilir. Şu anda da aldığımız yerlere yakın aslında. Hedefleri güzel ama. 4 dolar bir hedefi var. 4.5 dolar bir hedefi var. Güzel hedeflere sahip. Yükseliş olabilecek coinlerden birisi ki şu an bakarsak mesela 3 dolar civarlarında trade ediyor. Yani 3 dolardan 4 dolara %33'lük bir kar verir ve bu sevindirici bir kar olur aslında. Güzel bir kar olur. Bu sebepten hani yavaş yavaş belirlediğimiz coinleri almaya devam ediyoruz. Çünkü Bitcoin de 53 bin dolara gelecek inancımız. Yani Bitcoin 53 bin dolar olacak. Bitcoin 53 bin dolar olacak diye tekrar edişimizin sebebi bu aslında. Bizim öyle bir inancımız var. 53 bin dolara geleceğine inanıyoruz. Bu sebepten aslında Telegram grubu olarak da durmadan coin topluyoruz. Yani bir sürü coin topladık. İnanın zaten Telegram grubunda olanlar da bilir. Çeşit çeşit bir sürü var. Hepsinin yükseliş sinyali sağlam. Hala da izlediğimiz coinler de var. Bu izlediğimiz coinler de zaten çıkınca güzel olacaktır diye düşünüyorum her şey. Ama 53 bin dolar da dediğim şekilde piyasadan çıkmayı da düşünüyorum. Bakın bunu da hepinize duyuruyorum. Hem Telegram grubunda olanlara hem olmayanlara. 53 bin dolar da yüksek ihtimalle çıkacağız arkadaşlar. Dominansa bakıyoruz. Dominansa baktığımız zaman düşen trend devam ediyor. Aslında bu güzel bir şey. Ama düşen trendin direncine yaklaştık. Yani bunun da böyle bir kötü yanı var. Bakarsak şöyle gidiyoruz. Tekrardan güçlü bir düşüş olabilir Bitcoin dominansta. Bitcoin'in güçlü çıkışıyla dominansta bir düşüş olabilir. Bu arada Bitcoin'de güçlü çıkış bekliyorum. Bakarsak zaten insanlar shortlamaya devam ediyor. Yani yükselişin aslında bir engel yok. Will Clement'in dediği gibi gerçekten. Dominansta da bu sebepten hani bir düşüş bekliyorum. Altına bakacağız. Altında Bitcoin genelde ters işler. 2 gündür de zaten bakarsak altın çıkıyor, Bitcoin düşüyor. Peki altında ne olacak? Yani böyle bir düşüncemiz olabilir mi? Altında ne olacak? Bununla alakalı bir fikrim var mı? Evet var. Şöyle bir altını alalım. Bir dakika. Çok karışmış. Şuradan yeni bir gold açalım. Şöyle bir dakika gold. USD. Bir dakika gold. Tümünü alalım. Evet oldu. Altınla alakalı peki bir fikrim var mı? Evet var. Altınla alakalı ne düşünüyorsun? Arkadaşlar altınla alakalı şimdi ben düşüş bekliyorum. Buna zaten her videomda söylüyorum. Yani bir daha söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama her videomda zaten söylediğim bir şey var. Ben altında düşüş bekliyorum. Yani neden düşüş bekliyorsun diyenler var. Altına neden bu kadar yükleniyorsun diyenler var. Arkadaşlar sebebi şu. Şimdi Fed yavaş yavaş tapering'e başlayacak. Geçen gün şantmanlık yanında yazdı. Yani piyasalar çok şişti dedi. Düşüş şaşırtıcı olmaz dedi. O gerçi altında yükseliş bekliyor. Şöyle bir şey var şimdi. Benim düşüncem bu. Yani aşılamalar çok hızlı devam ediyor. Aşılamalar çok hızlanıyor. Yavaş yavaş ben bu sebepten enflasyon düşeceğini düşünüyorum ki Fed de geçen gün bunu söyledi. Yani Powell açıklıyor ya da Yalın açıklıyor. Yani şunları söylüyorlar. Genel olarak Lagarde de bunu söylüyor. Lagarde Avrupa Birliği'nde. Yani hepsinin ortak dediği bir şey var. Hepsi şunu söylüyor. Piyasa beklentimizden hızlı toparlanmaya devam ediyor. Amerika'da şunu söyledi zaten. Piyasa beklediğimiz şekilde toparlanıyor dedi. Yani bu sebepten bu adamlar 2022-2023'te faiz arttıracaklar ve tapering'e başlayacaklar diye şahsi olarak düşünüyorum. Benim böyle bir düşüncem var. Aylık grafikte bir bakalım ne oluyor diye. Aylık grafikte de baktığımız zaman yani doji oluşturuyoruz aslında. Bakarsak şöyle. Ya bu da nedir? Düşüştür genellikle. Düşüş olarak algılanır. Ki 2 gün 15 saat sonra da piyasa kapanacak. Yani aylık mum kapanacak. Bu sebepten altında olumlu değilim. Yani olumlu olmam için ben aslında tek sebebi bu. Onu söyleyeyim. Birazcık da Bitcoin'de mum analizi yapalım. Baktığımız zaman boğa mum var. Güçlü bir boğa mumu. Bu bir dahaki ay. Yani 2 gün 17 saat sonra bir daha güçlü bir boğa mumu açabilir diye görünüyor. Bitcoin için bunu söyleyebiliriz. Bitcoin'de böyle bir düşüncem var. Ancak altın için dediğim şekilde olumsuzum. Boğa mumları da zaten bunu söylüyor. Haftalık grafikte Bitcoin için boğa mumu çok yok. Onu söyleyeyim. Yani çok olumlu bir mum yok. Ama zaten haftalıkta da bakmanın ben çok faydalı olduğunu düşünmüyorum. Yani genellikle aylık da bakmak faydalı oluyor. Bu sebepten böyle bir düşüncem var. Yani Bitcoin'de arkadaşlar kısacası videonun özü. Bitcoin'de 53 bin dolara hala çıkış beklentim devam ediyor. Bu videomda bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.